Arif Bey dere kenarında bulunan arazisini sulamak için dikdörtgenler prizması şeklinde bir havuz yapıyor. Havuzu dereden açtığı bir kanal yardımıyla doldurmak istiyor. Dikdörtgenler prizması şeklindeki havuzun kenar uzunlukları 20 desimetre, 30 desimetre ve 50 desimetredir. Kanaldan havuza dakikada 300 bin santimetre küp su akmakta. Kanaldan havuza 1 saat boyunca su aktıktan sonra su akışı duruyor. Şimdi arkadaşlar 1 saat boyunca akıyorsa eğer dakikada 300 binse 300 bin çarpı 60 diyorum. Çarparsam eğer arkadaşlar burada santimetre küpten desimetre küpe çevirelim. Daha rahat işlem yapalım. Şimdi santimetre küp desimetre küpten santimetre küpe çevirirken 1000 ile çarpıyorduk. Tersinde arkadaşlar 1000'e böleceğiz. O zaman ben bunu 1000'e bölerek direkt desimetre küp olarak işlem yapıyorum. 3 tane sıfırı siliyorum. 1, 2, 3. 300 çarpı 60'tan çarparsam eğer arkadaşlar 18.000 desimetre küp yani litre su akıyor. Şimdi tamamını bulalım arkadaşlar. Tamamını bulabilmek için taban alanı 50 çarpı 30 50 çarpı 30 çarpı yükseklik 20. Çarparsam eğer 30.000 olur. 30.000 desimetre küp yani litre. 30.000'den arkadaşlar 18.000'i çıkartırsam eğer çünkü boşluk var. 30.000. 18.000'i çıkartırsam eğer 12.000 kalır. 12.000 desimetre küp. Yani litre. Doğru cevap A seçeneği. Defne tek sütun olarak sıralanmış şekil 1'deki legoları küpe tamamlayacaktır. Buna göre şekil 2'de verilen legolardan kaç tane daha kullanması gerekir? Şu anda kullandığı 4 tane, 3 tane, 2 tane, 1 tane. O zaman arkadaşlar toplamda kaç tane olması lazımdı? Küp olabilmesi için. Bir kenarı 4 olduğuna göre 4 çarpı 4 çarpı 4'ten 64 tane lazımdı. Peki şu an elimizde kaç tane var? 4, 3 daha 7, 9, 10 tane var. 10 taneyi çıkartırsam eğer 54 taneye daha ihtiyacım var küp olabilmesi için. Doğru cevap C seçeneği. Uğur Bey'in evindeki lavabo borusu delinmiş ve lavabodaki musluk her açıldığında musluktan akan suyun 1/5'i delikten dışarı damlamaktadır. Uğur Bey lavabosunu bir günde 10 defa kullanmış ve her lavabo kullanışında musluk 3 dakika açık kalmıştır. Musluktan dakikada 100 cm3 su aktığına göre bir günde lavabo borusundaki delikten kaç litre su damlamıştır? Şimdi dakikada 100 cm3 akıyormuş. 100 santimetre küp 3 dakika açık kalıyor. 3 dakikada 300 santimetre küp olur. Günde 10 defa kullandığı için 10 ile 300'ü çarpıyorum. Ne olur? 3000 santimetre küp. 3000 santimetre küp bu 3 desimetre küpe eşittir. 3 desimetre küp de 3 litreye eşittir. 3 litrenin 1/5'i damladığı için 3'ün 1/5'i 3 çarpı 1/5 eşittir 0,6 litre su damlamış olur. Cevabımız Balıkesir 0,6 olacak. Aşağıda dikdörtgen prizma şeklindeki kapların ait uzunlukları verilmiştir. Birinci kap yarısına kadar dolu. Şimdi yüksekliğe baktığımız zaman 50 santimetre o zaman 25 santimetre olacak. Peki biz bunları desimetre cinsine istediğine göre desimetreye çevirelim. Desimetreyi çevirirsem 10'a bölmem lazım. Burası 8 desimetre oldu. Burası 50 değil 5 desimetre oldu. Burası da 4 desimetre oldu. Yüksekliğin yarısını alacağım arkadaşlar. Yani 5/2'si. Şimdi ait uzunlukları 4'e 8. Şöyle bakalım 4 çarpı 8 çarpı 5/2. Bu eşit olmalı. Neye? İkinci kapa boşaltıldığında. İkinci kaptan 5 litre su taşıyor. Demek ki öncelikle bir hacmimizi hesaplayalım arkadaşlar. 6 çarpı 5 çarpı yükseklik. 6 çarpı 5 çarpı yükseklik. Artı 5 litre su taştı. 5 litre dedi arkadaşlar bu birimlerimiz neydi? Desimetre küp. Birincisi de desimetre küp hesaplamıştık. Litre de aynı zamanda desimetre küp demektir. Yani 5 diyebilirim.
Öyleyse burada sadeleştirmeleri yapalım. 2, 16 çarpı 5'ten 80. Eşit olmalı. 30 çarpı yükseklik artı 5'e. Bunu eşitliğin karşısına atarsam eğer 75 eşittir 30 çarpı h'a. Buradan 3'e bölersem arkadaşlar 25 bölü 10 olur. Bu da eşittir 2,5 desimetredir. Doğru cevap C seçeneği.